Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Kız, gel bakayım. Gel dede, gel. Hanım, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sefa getirdiniz. Okula gidiyor musun? Evet. Kaç yaşındasın? Kreşe gidiyor. He? Kreşe gidiyoruz. Ne kadar süredir elektrikler kesik? Ya şimdi bizim şöyle başkanım, bayağıdır yani bu icralık boyutuna geldi artık. Yani onların önüne geçemiyorum zaten. Geçemiyorum. Şöyle hani bu bir gerçek yani maalesef acı bir gerçek. Onların tamamen önüne geçemiyorum. Yani anlatamıyorum onların yasal hukukçuları vesaire. Onlarla ben zaten mücadele edemiyorum. Yani derdimizi anlatamıyoruz. Kendimizi ifade edemiyoruz. Ya beni zaten üzen en büyük nokta bu. Yani elektriğimden ziyade bakın yine bir şekil Allah'ımıza şükür olsun böyle yaşıyoruz ama beni üzen insanlara bazı şeyleri anlatamamak. Yani devletin kendi baktığı bazı şeylerde, kurumlarda halka yardımcı olması gereken hususlarda halkı karşısına alması beni daha çok üzüyor. Yani maalesef. Aslında yani sorun sizde değil, sorun ülkeyi bu hale getirenlerde. Biz isteriz ki tabii her evde huzur olsun, her evde rahatlık olsun, çocuklar gülsünler, eğlensinler, güzel güzel okullara gitsinler. Gel bakalım delikanlı, gel bakalım. Şişmanca. Bir sefer söyleyeyim, senden yakışıklı. Olsun. Maşallah var vallahi. Evet. Sere Kanlı Beyefendi bizim kreşimizden. Kreşten yararlı. Evet, evet. Evet. Güzel. Nerelisiniz? Trabzonlu. Trabzonlu. Trabzon Akçabat. Güzel. Neyse benim gelin de Trabzonlu. Başkanım ben çok onur duydum, şeref duydum. Sağ olun, vallahi çok yani, teşekkür ederim. Duygularımı ifade edemiyorum o konuda. Sağ olun. Hani bize çok büyük bir şeref verdiniz. Yani bu tarifi imkansız bir şey. O yüzden nacizane biz kendimizce bir şeyler yapalım size. Efendim bizim görevimiz sizin sözlüğünüz olmak. Yani vatandaşın derdini dillendirmek. Şimdi bir sehpa şey yok mu? Sehpayı bırak. Yok bir şey olmaz. Ben alırım. Ben alırım. Şu sehpayı Esra. Siz nasılsınız başkanım? İyisiniz. Vallahi ben koşturuyorum. Takip etmeye çalışıyorum. Şöyle yani. Gerçekten de samimi söylüyorum. Hani bazıları sizleri kimsesiz sanıyor. Evet. Siz kimsesiz değilsiniz aslında. Sizin sözünüz olmamız lazım. Yoksa biz siyaseti niye yapıyoruz? Doğru. Siyaseti yapıyoruz ki herkesin işi aşı olsun. Siyaseti yapıyoruz ki çocuklar daha iyi bir eğitim alsınlar. Bir ailenin elektriksiz bırakılması doğru bir şey değildir. Evet. Hele çocuklu bir ailenin elektriksiz olması doğru bir şey değildir. Yaklaşık 4 milyon abone, 4 milyon yani resmi rakamlara göre 3 milyon 447 bin abonenin elektriği kesildi geçen sene. Her evde 3 kişi olsa 10-12 milyon ediyor. Ya bu temel ihtiyaç başkanım sonuçta. Efendim bu insanlık hakkı. Tabii. Ben bunu Avrupalılar aradılar. Biz de elektriği kestik. Arada dedim ya Avrupa'da nasıl oluyor bu diye sordum. Yani sizde de elektrikler ödemediği zaman kesiliyor mu? Hayır dediler. Bir, kesinlikle kış aylarında hiç kimsenin elektriği kesilmez. İki, eğer kişi elektriği ödeyemiyorsa ona elektrik çeki veriyor devlet. Diyor ki sen gelirin düşük, dolayısıyla sen elektrik bedelini bu çekle ödeyeceksin diye. Üç, durumu iyi fakat elektrik parasını ödemiyorsa voltajını düşürüyorlar. Televizyon seyredemiyor ama elektrik var yani. Işık var. Ya insan hakkı bu. İnsan hakkını insanın elinden alamazsınız. Şimdi başkanım şöyle bir şey var. Lafınızı kestim. Devlet şöyle bir yardımda bulundu. Yani benim elektrik faturam 400-500 küsurat geldiğinde E-Devlet'ten başvurular yapıldı biliyorsunuz. Evet. 149 TL yardım çıkardılar. Şimdi ben zaten oraya başvuru yaparken ödeyemeyeceğimi beyan ederek zaten başlıyorum. Ama şimdi 149 TL ben şimdi postaneye gittiğimde ben elektriğimi ödemek istiyorum. Ya ise bu kadar var, gerisini ödeyemiyoruz. Dediğimde ben oradan geri geliyorum. Çünkü takviye edecek bir şeyim yok. Yani çünkü görüyorsunuz hani çocuklar var. Bu çocuklar suyu hani çiçeğin dibine su dökersin de bunları ödeyemiyor. Sütü var, bezi var.
Bu çocuk şimdi her gün okula gidiyor, geliyor, baba bir şey istiyor. Öyle, öyle. Yani siz de bir babasınız, bilirsiniz yani. Öyle, başkanım, öyle. Yani. Gayet iyi bilirim. Yani biz bu, inanın bu ay, yani bizim şu an mesela 3-4 tane kiramız var. Allah razı olsun, ev sahibimiz idare ediyor. Eşimle biz diyoruz ki, ya bizi boş ver. Şu çocukları bari bu bayramı atlatalım da, döndürelim. Hani bu bayramı döndürelim. Evet, evet. Biz nasıl olsa şey giyeriz. Hani evet, evet. El öperiz, gideceğimiz evet, yer belli. Şey. Ama çocuklar öyle değil. Çocuklar evet, her zaman istiyor. Her zaman evet, istiyor. E çocuk ister. Yani bir şey de ya, diyemiyoruz. Yani genel olarak böyle başkanım. Evet. Yani sadece elektrikten ziyade başladık ama. Evet, evet. Yarayı evet, değiştim evet, hep kalıyor öyle, yani. Öyle. O yüzden öyle, genel olarak böyleyiz yani. Ben yine diyorum, çok memnun oldum. Hani Allah sizden razı olsun. Yani en azından birileri bir derde deva olmaya geldi. O, evet, o çok mutlu ediyor beni. Olacağız, olacağız, olacağız. Yani o en önemlisi insanız yani. Sonuçta bugün varız, yarın yokuz. Öyle, yani öyle. Bir pandemi çıktı, binlerce insan öldü. Öyle. Şimdi evet, biz bazen televizyonları izliyoruz. Malum evet, bir adam bir kanal oldu yani. Beş evet, kanal bir kanal oldu artık. Öyle, öyle. Aynı, öyle, aynı anda haberler yayınlanıyor. Öyle, öyle. Şimdi biz sizi belli kanallarda izliyoruz. Evet. Yani evet, şimdi farklı şeyler lanse ediliyor, farklı şeyler ifade ediliyor ama işin özü farklı. Yani öyle, biz sizi o konuda takdir sağ ediyoruz, emin olun. Başkanım, 2023'ten mutluyuz. Yani, bu sefer kararlıyız. Yani inşallah. Şunu samimi olarak söylüyorum. Yani böyle yönetilmez memleket yani. Böyle yönetilmez. Valla ben açık konuşayım. Ben iki seçim verdim oy. Evet. Ben verdim. Evet. Ama evet, daha sonradan yani devletin şeyini yapmayayım yani, yapması gerekenleri biz yaptık mantığı beni yoruyor yani, kafamı bozuyor. Evet, ya yani devletin bazı şeyleri yapması gerektiği şeyleri devlet yapıyor zaten. Evet. Ama şimdi halkla ilgilenmek farklı bir şey. Farklı bir şey. Devletin çivisi çıktı yani, öyle o hale getirdi. Bazı şeyi katmamak lazım. Öyle. Biz 2002'den önce çok özür dilerim tabirinde, çok özür diliyoruz. Biz Hristiyan mıydık? Evet. İyi Müslüman mıydık? Tabii. 2002'den sonra mı biz şeye aynen, döndük? Aynen. O yüzden bazı şeyleri biz farkındayız evet, ama işte evet, hayat meşgalesi öyle, bazı şeylerden bizi öyle, geri bırakıyor. Öyle. O yüzden inşallah yani Rabbim gönlünüze göre verir inşallah. İnşallah. Kaç yıldır buradasınız? Ben biz 4 sene falan işte 4-5 sene olacak. Yani buraya Trabzon'dan gelelim. Evet, Trabzon'dan evet, geldik evet, biz. Evet, hadi hoşça kalın. Başkanım, Allah'a eyvallah, sağ olun. Size çok sağ olun. Teşekkür ederim.